Selam genç, YouTube Fizik'le Barış kanalına hoş geldin. Evet. Torkla ilgili bir yazılı çalışması paylaşmıştım ve bu çalışmanın hemen arkasından da sizlerden yorumlar beklemiştim. Eksik olduğumuz konular varsa bunlarla ilgili de çalışmalar yapacağımı söylemiştim. Sizlerden yoğun gelen bir mesaj arkadaşlar, itme ve momentumu da katabilir misiniz? Tabii ki sizleri kırmadık ve kattık tabii ki de gençler. Mükemmel bir yazılı çalışması yine sizleri bekliyor. Çok kritik sorular şu anda bakınca. Kritik olduğunu da anlıyorum yani bayağı bir sizi yazılıya inşallah çok güzel bir şekilde uğurlayacağım bir çalışma olacak. Tabii ki gönül ister veya işte uzun bir itme momentum çalışması yaptık mı daha önce zaten yaptığımız için problemimiz yok. Ama bu özellikle sınavdan önce size birazcık böyle tabiri bir can suyu oluşturacak. Gerçekten de önemli yerlerin üzerine parmak basacağımız çok güzel bir çalışma olacak. PDF'ler tabii ki de videonun altındaki açıklama kısmında arkadaşlar. Zamanımızı çok iyi değerlendireceğimiz bir çalışma olacak. Lütfen can kulağıyla dinlemeye çalışın güzel bir şekilde de bu konuda halledelim. Sonraki videolarda tabii ki diğer konularda yapacağız. Tabii ki orayı da davetlimsiniz arkadaşlar deyip başlayalım. Evet. Şimdi ilk sayfamızda karşılaştığımızda sizleri böyle bir sayfa bekliyor. Tabii ki ben size bu paylaşacağım PDF'in arkadaşlar bu e, ne diyeyim örnek sayfası bu. Ben buraya bir sayfaya sığdırmaya çalıştım tabii ki de. Bunlar ayrı ayrı iki sayfa. Bir yazılı havası olacak baksana ne güzel. Fizikle barış bilmem ne lisesi falan filan çok güzel olacak. Lütfen pdf'leri indir. Eğer kendini güveniyorsan bu konuda hemen kendin çöz. Sonra gel fizikle barış kanalına tabii ki de cevaplarını kontrol et. Ve eksiksen gel beraber birlikte tadını çıkarta çıkarta çözelim değil mi deyip tabii ben her soruyu tek tek bir sayfada çözeceğim gençler siz sonrasında bunları toparlarsınız tabii ki de. Şimdi öncelikle bir itme momentum konusunda sizlere kesinlikle bir uyarım. Şu arkadaşlar bakın her şeyi unutun ama bu yazacağımı hayatta unutmayın. Bütün yapacağınız işlemleri bakın ben bunu ders anlatırken de belirtmiştim. Vektörel işlem yapacaksınız arkadaşlar. Skalar işlem yaptığın gün el salladığın gündür. Hadi bakalım. 2 kilogram kütleli bir top 30 metre bölü saniyeli hızla ilerlerken duvara çarpıyor ve duvar ile 0.5 saniye etkileşip geriye 10 hızla geri dönüyormuş. Bak senaryonuz ne o zaman? Son durumunuz sizin şu olmuş. Bu top ne yapıyormuş? Geriye doğru yani bu tarafa doğru bir 10 metre bölü saniyeli hızla dönüş yapacak. Okey hazırız. Diyor ki uygulamış olduğu ortalama kuvvet. Bak hatırla neydi olay? İşin içinde kuvvet, hız değişimleri varsa konunun hemen başlangıcında muhtemelen öğretmeninizin sizlere sunmuş olduğu şu formül tabii ki aklınıza gelecek. Kuvvet çarpı uygulama süresi eşittir. Kütle çarpı hız değişim vektörü. Ve burada Şimdi dikkat edin iki tane niceliğin vektörel olduğunu görüyorsunuz. Bak F'in üzerinde ok var bir hızın üzerinde ok var. Ve burada şunu lütfen kafanıza çok iyi yazın. Delta V demek ne demekti? Son hız vektörü eksi ilk hız vektörü demekti. O zaman hadi yazalım. Kuvveti soruyor bilmiyorum. Hadi hayır işler buraya. F çarpı kaç saniye etkileşim var? 0.5 Topumuzun kütlesi kaç? Eşittir 2. Çarpı dikkat et şimdi. Şimdi burada yön verilmemiş. İster yön kendiniz verip atıyorum dersiniz ki hocam bu yöne ben artı yön dedim. Bu yöne eksi yön deyip Ben o kullanmayı şahsen tercih ediyorum. Son hıza hiç dokunma. Son hızın nereye? Sol tarafa doğru on, değil mi? Vektörlerde eksi ne demekti arkadaşım? Ters çevirip topla. İyi kızın tersini alacağız. Bak iyi kız nereye doğru? Burada sağ tarafa. O zaman tersini al. Sola doğru 30 muymuş bu? Bak hemen matematik gerisi. Bununla bu gitti. Burada 4 kaldı. O zaman kuvvetimizin cevabı da 4 katı olacak. Bak burada da vektörel olarak sola doğru 40 mı oldu? O zaman kuvvetinizin cevabı bu tarafa doğru o okun anlamı da işte bu işe yarıyor. 160 N'miş. Zaten size bir ipucu soruya başlarken. Cevap çok basit. Ben şimdi karşımda duran bir duvar da var yani. Duvara vursam kendimi ters dönerim, değil mi? Neden cevap çok basit? Çünkü kuvvet her zaman duvardan dik olmak zorundadır. O yüzden zaten cevabın böyle çıkacağını da bilmeniz gerekiyordu. Nitekim de öyle çıkarttık bak. Evet favori bir soru. Patlamalar. 4 kilogram kütleli bir cisim 5 metre bölü saniyedeki e, yatay düzlemde sabit süratle hareket ederken o noktasına geldiğinde iç patlama sonucu 3'e ayrılıyor. Şimdi e, öğretmeninizin kurduğu cümle şudur. Eğer bir sistem böyle top 4 kilogram top giderken Dışarıdan bir kuvvet uygulanmadıysa yani bir dış müdahale olmadıysa ne yapıyor? Yani kendisi patladıysa o zaman ne diyeceksin? Cevap çok basit. Patlamadan önceki ilk momentum vektörü ile patlamadan sonraki momentum vektörlerinin eşit olması. Tabii ki vektörü olur. Şimdi dikkat edin. Bu arkadaş buradan geliyor. Nerede patlıyor? Tam o noktasında patlıyor. Bak 4 kilogram kütleli cismin patlamadan önceki son kez görülme hali bu. Rahmetli'yi en son nasıl gördük? Böyle. Bak olay basit. İlk momentumunuz şu. 4 kilogramlık arkadaş bu tarafa doğru 5 hızla gidiyordu. Eşittir. Patladı. İşin içine yönler girdiyse biz de böyle çizelim. Ne oldu? Bak şöyle bir durum olacak. Bir tanesi 1 kilogramlık bir parça 30 hızla gitmiş. Sonra diğer parçamız kaç kilosun sen? O da 1 kilogrammış. O da 30'da gitmiş. Artı 3. parçayı soruyor. Bak uyanacağın tek yere geliyorsun. Kütle korunacak. 4 kilo vardık. Biri burada, biri burada 2. Demek ki 2 kiloluk bir parça da V hızıyla gidecek. Şimdi hatırlatırım. Momentum neydi arkadaşım? Kütle ile hızın çarpımıydı bak. 4 kere 5'e göre. Başlarkenki momentumunuz sağ tarafa doğru 20. Şimdi bak bunun momentum'u biraz hızlı geçelim buraya artık. 1 kere 30'dan bunun momentum'u bu yönde 30'dur. Bunun momentum'u da bu yönde 30 yapıyor değil mi arkadaşım? Aradaki açı kaç derece? 120. Siz bunu iyi bilirsiniz. Böyle bir 30 ile böyle bir 30'un arasında eğer ki 120 derecelik açı var ise bileşkede tam ortaya doğru bir 30 çıkacak mıdır? O zaman sağ tarafa 30 artı bilmediğimiz bir 2 çarpı V vardır. E şimdi uyan. Sağa 20 çıkması lazım. Yani bende sağa doğru 30 var. O zaman bu arkadaşın momentumunun dikkat et momentumunun sola 10 olması lazım. E momentum nasıl bulunuyordu? M çarpı V'nin sonucunun sola 10 olması lazım. E emini biliyorum ben bu arkadaşın 2. O zaman hızını da biliyorum. Hız sol tarafa doğru 5 metre bölü saniye olacak. Ne güzel gidiyoruz be. Hadi bakalım 3 numara. Şimdi bu çok çakalca bir soru tipi oluyor bizim için. Aslında çok zor değil. Hava direncinin önemsenmediği ortamda yerden 5 metre yükseklikteki bir K noktasından 10 hızla atılan bir cisim yere L'den çarpıyormuş. KL arası bak bu kelimeye çok dikkat etmemiz lazım. Ne diyor sana buradaki KL arasında etkiyen itme nedir? Burada şunu istiyorum sizden unutmayacağınız şey şu. İtme vektörü eşittir. Momentumdaki değişim vektörüdür. He, dolayısıyla bana tabi bunun formülü nedir dediğin zaman tabii ki aklına ilk gelecek cevap şu. F çarpı delta t. Momentum değişimli formülü ne? M delta v. Şimdi bu sorunun özellikle atışlar bizim için var ya bulunmaz bir nimet arkadaşlar. Bak ikisini de sağlayacak. Bak bazı soruları çözerken fark ettiyseniz sadece F delta t ile çözersiniz. Bazen M delta v ile. Ama atışlar öyle güzel bir konu ki ikisine de evet diyor. Bak Şimdi burada biraz atış bilgimiz var. 5 metreden bıraktığım bir cisim hemen hatırlatıyorum. H eşittir. Ben yazılı çalışması olduğu için böyle gayet namuslu yollardan çözüyorum fark ettiyseniz. 5 eşittir. 10 bölü 2'den 5 te kare ise t süresinin 1 saniye. Peki bu 1 saniye sonra buraya düştüğünde yatay hızı 10 iken bak düşeyde hiç hızın yoktu. Sıfırdı şimdi artık buraya doğru da 10 metre bölü saniye olduk değil mi? Şimdi bakın ben iki yolla da çözeyim. Benim sonuçta bu işe girdik. Hamama girdik. Terleyelim biraz mi canım benim. Hadi. İlk işim itmeyi diyorum ki F delta T'den çözebilir miydim? Çözerdim. Kendime güveniyorum bu konuda. Şimdi nasıl çözüyorum tabii ki de şu. İlk sorum şu size. Hangi kuvvete maruz kalarak düştü bu adam? Tabii ki yer çekimi. O zaman sorunun cevabı burası belli. Mg çarpı delta t. E ben bu adamın emini biliyorum. 2. G de 10. E kaç saniyede yere düştü? 1. O zaman olay bitmiştir. 20 Newton çarpı saniyedir. Hop bitti. E diye bir ki bir arkadaş. Hocam ben hani bazen bununla çözemez. Çoğu zaman da çözemezsin aslında. Ama atışlar işte bu güzelliği sunuyor. Hocam ben buradan çözmek istiyorum diyenler olabilir. İtme. Tamam F delta T. Ama unutma ki aynı zamanda M delta V'dir bu arkadaş. Değil mi? Hadi yazalım. Kaç kiloydun sen? 2. Şimdi bak en pis kısma geliyoruz. Delta V'nin anlamı neydi? Son hıza dokunma ilkin de tersini al demek değil mi? Hadi alalım bak. İşin içine yönler girdiyse böyle bir hemen hop bala paşa mal kara keşen yap. Tamam mı? Son hıza hiç dokunma bak. Son hız ne? Buraya 10 buraya 10. ikisini birden yazıyorum bak. Buraya 10. Buraya 10. Hiç de bileşkesin 10 kökü diyesim gelmiyor. Eksi ilk hız. Ya sağa doğru 10'dun. Tersini aldım. Sola 10. Bak. Hop onlar gitti. Ne kaldı cevap? Aşağıya doğru 20 kilogram metre saniye. E ne fark etti? Aynı sonucu bulduk. Değil mi? Demek ki bu işler böyle yapılıyor. Hadi bakalım. O. Şimdi esnek çarpışma. Sınavda o hayatta affetme. Sürtünmeden önemsenmediği ortamda K cismi L cismine merkezi esnek çarpıyor. Şimdi bak bu arada merkezi esnek çarpışma gördüğünüzde hemen jeton çalıştıracak iki tane durum var bizim için. Bir, bir neydi? Eğer kütleleri eşit ise hızlarını birbiriyle değiştirir. Kütleler eşit mi? Değil. Güle güle. İki. Bak bu çok büyük bir tuzak. Bu soruda da bu var zaten. Gözünü iyi aç. Ne dediğimi? Momentumları eşit ve zıt yönlü ise ya da toplam momentum sıfırsa ne yapıyordu? Kendi hızlarıyla geri dönüyorlardı. E burada momentumları bunun da altı, bunun da altı ama zıt yönlü değil. Heh, bu da bir özel durum değil. O zaman ne yapacağız? paşa paşa çözeceğiz. Nasıl çözüyorduk? Hatırlayalım. Şimdi bu ilk durum. İlk durumu çok güzel uydurmuşuz. Peki bir tane de son durum sallamasyon zamanı. Kendime sallıyorum şimdi. Diyorum ki bu 1 kilogramlık cisim, bu da 2 kilogramlık cisim olsun. 1 kilogramlık cisim sallıyorum bu tarafa doğru VK hızıyla gitsin. 2 kilogramlık cisim de bu tarafa doğru VL hızıyla gitsin. Şimdi diyecek ki bir arkadaş ben biliyorum. Nereden biliyorsunuz o tarafa gittiğini? Ben psikopat değilim öncelikle. Ben bu yönde artı yönde işlem burası. Burası da eksi yönde işlem olacak. E ben bunları eğer artı yönde yaparsam. Bak ikisini de artı yönde yapmışım. Matematiksel olarak işlemlerim kolay olur. Eksiye dikkat etmek zorunda kalmıyorum. Ha sen dersen ki ben hocam ben psikopatıyım kendim. Ben psikopatım diyorsan. At kayı bu tarafa. Bak işlem sonucunda eksi çıkarsa tutturamamışsın demektir. Hadi bakalım. Şimdi bu işleri yaparken birinci kuralımız neydi bizim? Çok basit ilk momentum vektörü eşittir. Son momentum vektörü idi. Başla. Hadi bakalım. 1 kere 6. Bunun momentumu artı yönde 6. Artı 2 kere 3. 10'da 6. Eşittir. 1 çarpı VK artı 2 çarpı VL. Ne öğrendim buradan? VK ile 2 tane VL'yi topladığım zaman 12 oluyormuş. Alın size birinci denklem. Başka bir cacık yok burada. Şunu bir kutu içine alayım bakayım. Anlıyor muydu acaba? Yes. Başardın. İkinci kuralımız neydi? Hızlar kanunumuz vardı bizim değil mi arkadaşım? Neydi o da? Birinci cismin hızlarının toplamı ikinci cismin hızlarının toplamına eşit olmak zorunda. Bak birinci cismin hızı kaçtı? 6 idi. Şimdi ne oldu? VK. İkinci cismin hızı 3'tü. Ki ne oldun? VL. Kimi yok etmek kolay? K'yı karşı yatalım o zaman. Bak K'yı karşı yatarsam L eksi K değil mi? Eşittir. Attım karşı. Bunu da karşı atıyorum o zaman. 3 yapıyor. O iki denklemi bir taraf tarafa topluyorum. K'lar hayır işler. Bol güneşler. Ne oldu burası? 3 tane VL eşittir. 15 oldu. Dolayısıyla VL hızımızın cevabı 5 metre bölü saniye diyorum. Ve mutlu bir hayat sürdürüyorum. Bak bu kuralları hatırlatmak için bu soruyu tercih ettim. Aslında özel durumları zaten siz aslanlar gibi yapıyorsunuzdur. Tahmin ediyorum ben zaten sizi. Evet. Evet. Şimdi geldik sürtünmelerin önemsenmediği ortamda cisimler esnek olmayan çarpışma yapıyorlar. Esnek olmayanlar ne oluyordu? Birbirlerine kenetleniyordu değil mi arkadaşlar? Kenetlendiği zaman zaten kıyak da geçmiş bak yapıp kenetleniyor diyor. Sanki bir şey biliyormuşsun gibi anlatıyordun Barış Hoca'da. Yazıyor zaten orada. Kaybolan enerji. Öğretmeninizin kurduğu bir cümledir. Esnek olmayan çarpışmalarda ne diyordu? Momentum korunur ama enerji korunmaz demiştir öğretmeniniz. O zaman bu sistemde enerji korunmayacak. Zaten soru da ne diyor? Kaybolan enerji. Tabii biz önce momentum korumamız lazım. Ne de olsa korunuyor. O zaman hadi bakalım başlayalım. İlk momentum eşittir. Son momentum diye başlıyorum yine bak. Zaten size momentumdan soru gelecekse bir ilk çözdüm bir iki soruda böyle ne vardı? Kuvvet uyguladın falan filan oralar. Onun dışında çoğu bak patlamada korunuyor. Çarpışmalarda korunuyor. Yani baktın ki bir gün sıkıştın yaz gitsin ilk momentum son momentum bir şeyler yapma şansınızı çok, çok yükseltiyor bu olasılık yani garantisi yok ama bayağı bir işe yarar gibime geliyor. Şimdi burada yön verilmemiş bak biz kendimiz uyduralım artı yön eksi yön dersem bu adam neydi momentum kütleyle hızı çarp bunun momentumu artı yönde 12 bunun momentumu eksi yönde 6. Bunlar bir kenetlendi. 3 kilo oldu ve neyle hareket etmek zorunda kalıyorlar artık? Orta hızla. 6 olması için de ne, ne buldum bakın orta kızın cevabı 2 metre bölü saniye. Ve son durumu bir çizim bir kerecik. Bak şuraya kenara bir çizelim. Bu adam ne yapıyormuş? Bu ikisi artık e, kenetlendiler ya birbirlerine böyle. Oh büyük bir cisim oldu. Değil mi? Oldu 3 kilo oldu. Hızı da 2 oldu. Değil mi? Bu ne? Son. Şimdi diyor ki sana kaybolan ne kaybettik? Hızlar da belki var. O zaman ne yapıyorum? Başlıyorum kinetik enerjinin ilk değerine bakıyorum. Kinetik enerji neydi gençlik? Tabii ki 1 bölü 2 m v kareydi değil mi? Başlıyorum. 1 bölü 2 kütten kaç? 1 hızının karesi. 12'nin karesi. Artı diğerini yazıyorum. 1 bölü 2 2 ne oluyor? Eksi 3. Eksi 3'ün karesi. Yani çok önemli değil. Eksi de olsa bak kinetik enerji asla eksi çıkmadığını da ispat ettik. 144 bölü 2'den burası ne yaptı? 72 joule. Sonra buradan ne geliyor? Artı 9 da burada olunca demek ki ilk kinetik enerjiniz kaçmış? 81. Hadi bir de kinetik enerjinin son değerini de hesap edelim arkadaşım. 1 bölü 2 m 3 hız 2'nin karesi. Hop 2'ler giderse bana bakma tabii sen. 6 jül oldu değil mi? Oldu mu? 3 kere 2. Tabii öyle oldu vallahi. E o zaman 81 iken 6'ya geldik değil mi? Burada matematik hatamız var mı? 144, 72... 3 kere 3'te 9. Tamam 81. Burada da bir kontrol. Ya bu sayılar hiç tanıdık gelmedi bana da. O zaman demek ki kayıp olan enerjiyi kaç bulduk arkadaşlar? 75 Joule diye bulduk. Hatamız varsa kontrol edin. Şimdi çok önemli bir yer. Size aslında bu da az önce de kinetik enerjiden bahsettim size. Kinetik enerji ile momentum formülleri çok yakındır. Bu yüzden size güzel bir soru. Bir cisim momentum değişimi ile kinetik enerji değişimi. Grafik vermişler. Ya ben bunları nasıl geçebilirim? Şimdi akla gelecek şey şu. Momentum neydi? mv. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 mv kare. Şimdi ben bunların arasında ne var? Bir tane v fazlalığı var. Yani burayı v ve 2 ile çarparak hemen bulabilirim. Başka? Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bak üniversite hayatımda en çok gördüğüm formüllerden bir tanesiydi. Neydi o da şu. Kine, kinetik enerji eşittir. p kare bölü 2m. Bak momentumun karesini al 2m'ye böl. Aynı sonucu buluruz. Bak bu özellikle kütlesel geçiş formülü. Ha istersem buraya bir v daha ekleyip bir de 2'ye bölerim. Yani ne olur? Şöyle de geçebilirim. O zaman kinetik enerji eşittir. P çarpı V bölü 2'dir. Ama bak ben bunu üniversitede görmedim bile. Türettik ama yani görmedik. Yani meşhur olan kütlesel geçiştir. Ha deneyelim isterseniz. Bakalım doğru mu yapmışım? Momentum karesi ne yapar? m kare ve kare. 2 bir de m var. Bak m'ler giderse m ve kare bölü 2 tuttu. Şimdi bak bu geçiş formülünü unutmayın. Çok işinize yarayacak bu formül. Şimdi bitirelim işi de. Ee, kütleyi soruyor zaten. İstediğiniz sayıyı alabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Şunu alabiliriz. Bak bu sayılar küçük en azından. Ben küçüklerle işlem yapmayı daha çok seviyorum. Bu noktada kinetik enerjin kaç? 6. Momentumunun karesini al. 36. 2'ye böl. M ile çarp. Ne oldu olay? 2M'yi de karşıya atarsam ne oldu arkadaşım? 12M eşittir. 36 oldu. Dolayısıyla M'nin kütlesinde 3KG olduğunu söyledik. <laughs> Balistik sarkaç. Hocalar sever herhalde. Ya. Ben hoca olsam severdim. Durmakta olan 9M kütleli tahta buluyor. Bak bu arkadaş duruyormuş burada. M kütleli mermi çarpıp kenetleniyor. Bak kenetlenme var. Önce vurdu kenetlen. O zaman ne yapacaksın? Birinci action'ınız kenetlenme varsa ilk momentum son momentuma eşit diyeceksin. Başla. M'nin ne kadar? 50. 9M durduğu için yazmıyor. Eşittir. E bunları kenetle bu M, bu 9M, 10M olduk. Ve ne ile hareket ediyoruz? Tabii ki de ortak bir hızla. O zaman buradan hayır işler. Ortak hızımızın cevabı 5 metre bölü saniye diye bulduk. Hadi şimdi ikinci yaşamaya geçiyoruz. Diyor ki ne kadar yükselecek? E şimdi olayınız neye döndü? Bakın şöyle. Bu da tavan olsun. Artık bu 9M'lik İçine de mermi saplanmış oldu değil mi? Buradan bir M var. 9 M de bende var. O zaman bu arkadaş totalde oldu 10 M. Hangi hızla fırladı buradan da 5 metre bölü saniye hızla fırladı. Çık 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 çık. Ne zamana kadar? Tabii ki hızın sıfır olana kadar değil mi? Ne kadar çıktın diye soruyor sana zaten haş. Peki ne oldu? Ya benim burada hızım vardı artık neyim var? Yüksekliğim var. Adama ne hatırlatırlar? kinetik enerjinizi neye dönüştürüyoruz gençler? Potansiyel enerji. Hadi bakalım. Kinetik enerji neydi? 1 bölü 2 m ve kareler neye dönüşecek? MGH'a. Bak kütleleri yazmasanız da 10 m yazmama gerek yokmuş. Gitti zaten. 1 bölü 2 hızının karesi 5'in karesi. G yer çekimi 10 çarpı h 25 bölü 2 12.5 eşittir 10 çarpı h oluyor ise h cevabımız ne yaptı? 1.25 metre olarak bulduk. Ve tabii ki de en sevdiğim soru geldi. Sevip de terk edilenlerin sorusu. Son sorumuz gençler. Hadi bakalım bu işi de bitirelim. Gerçekten de iyi bir veda sorusu olacak. Yani bu sevip de terk edilen arkadaşları da cidden iyi düşündüğümü anlayacaksınız arkadaşlar. A noktasında durmakta olan bir cisim serbest bırakılıyormuş. Bir süre sonra B'de vuran, duran cisme çarpıyormuş. Kenetleniyormuş ve haş kadar çıkıyor. Bak sakın şu hatayı yapma uyarıyorum. M45'ten geldi. Bu adamlar burada kenetlendiler. Kaç oldular? 3M M45 ise 3M 15'tir. Hop ayrışlar güle güle. Bu yanlış. Niye? Kenetlenmelerde enerji korunmazdı. Hatırlatırım. O yüzden kesinlikle yanlış. O zaman önce birinci action'ımız. Ya bu M geliyor. Bunu hangi hızla vuruyor? O zaman hop. O zaman birinci action'ımıza başlıyoruz. Bak. M kütlesi. Hızı sıfır olarak bırakıyoruz. Ne oldu? H yüksekliği kaç? 45. Bu biraz sonra geliyor burada bir V gibi bir hıza sahip. E ne oldu? Yüksekliğim sürtünme de olmadığı için hıza dönüştü. Yani potansiyeli kinetiğe dönüştüreceksiniz. Hadi başlayalım. MGH'ı 1 bölü 2 M V kareye dönüştürüyorum. Güle güle M'ler. G10. H yüksekliğimiz 45. 1 bölü 2 V kare ise 900 yapıyor. O zaman bu adamın yere inme hızı 30'muş. Oh ne güzel. Şimdi bu buna çarpacak 30'la ve kenetlenecek. Bak M kütlesi 30. 2M ne diyor? Onu bekliyor. Haydi gel beraber gezeceğiz diyor. Ne yapıyoruz? Kenetlenme olacağına göre tek kuralımız neydi? İlk momentum son momentuma eşitti değil mi? Hadi bitir işi. M olan 30'du. Biraz sonra kenetledim bunları. 3M çarpı V ortak. Sonuç ortak hızımızın cevabı 10. Hadi bu aşamayı da geçtik. Sıra geldi 3. action'a. Daha ne kadar çıkacağını bulacağız. Şimdi bu kenetlenenler ne yapıyorlar? Bu sefer M ile 2M yani totalde kaç olduk biz? 3M. Hangi hızla? 10. Hop çıktı yukarı. Değil mi? Ne kadar? H. Bu sefer ne oluyor? Kinetik enerjimizi potansiyel enerjimize çeviriyoruz. Hadi bakalım yazalım. 1 bölü 2 mv kareler mgh bak kütleleri yazmasanız da olurmuş yazdım gitti 1 bölü 2 hız kaç 10 onun karesi g de 10 h birer tane 10 attım h yüksekliğimiz 5 metre oldu evet böylece gençler İkme momentum çalışmamızı da bitirdik. Bence güzel bir çalışma oldu. Umarım önemli yerlerin üzerinden de geçmişizdir sizler için de sınavdan önce. Lütfen bu soruları sınav bakın erken bir dönemde paylaşıyorum da sınavlarınıza daha da çok zaman var. Son gecelere bırakmayın bu işleri. Bak biz oturuyoruz burada güzel güzel sizlerle birlikte çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla lütfen bunları son geceye bırakmadan gerekirse son gece sadece tekrara bırak. Önce işi bitir son gece mini bir tekrarla golü at. Hatta o gece gerekirse bu çıktıların temizlerini al bir daha bir kendini sınav yap bakalım. Kaç vereceğim bakalım kendine değil mi? Bütün sorular bak ben ilk momentum oldu. Tork geli, bitti. Üstüne şimdi gelir kesişen kuvvetler, dengesi falan filan diye işler büyüyecek. O yüzden lütfen bunları bir güzel topla. Kendine sınav yap. Değil mi? Tabii bunun dışında tabii çok önemli bir şey daha var. Videoyu beğenmeyi ve e, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın gençler.